Su böreği bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Ben şöyle çocukluğumu düşündüğümde, köydeyken düğünlere gittiğimizde en çok su böreği yiyeceğiz diye sevinirdik. Türkiye'nin birçok yerinde su böreği adı altında yapılan börekler var ama Erzurum'daki tabii ki çok farklı. Saf tereyağı olması, köy tereyağından elde edilmesi, bizim kırsaldaki genç kızlarımızın, annelerimizin elleriyle açtıkları yufkaların üst üste konularak, arasına da yine Erzurum'un yöresel bir ürünü olan cıvıl peynir konularak kızartılıp akabinde dilimlenip servis edilmesi benim çocukluğumun en önemli anılarından bir tanesidir. Bizim bir kültürel parçamızdır. Düğünlerimizin vazgeçilmezidir. Genç kadınlarımızın maharetlerini gösterdikleri bir yemek türüdür. Yumurta, un ve sudan oluşuyor böreğimiz. 13 katlı yapıyoruz. Uzun uğraşlar sonucu gerçekten çok emek isteyen bir iş. Su böreği zaten Erzurum'da mutlaka Ramazan aylarında, bayramlarda bizim olmazsa olmazımız, davet sofralarımızda. Bir misafir geldiği zaman bizim mutlaka yemeğimizde, soframızda su böreği bulunur. Her zaman. Ramazanlarda zaten iftar yemeklerinde, bayramlarda gelen misafirlere konulur. Küçüklükten biz kalkmışız böyle hep annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz hep su böreği yaparlar. Biz de onlardan gördük. Onlardan öğrendik. Yani böyle çok Erzurum'da çok fazla tüketilen bir ürün su böreği. Su böreği Erzurum tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Her evde, her hanımın, mutlaka bütün ev hanımların bildiği bir, bizim severek tükettiğimiz bir yiyecektir. Yapılışı bayağı bir zahmetlidir. Fakat bizim bayanlarımız bu zahmeti hiçbir zaman görmezler. Her misafirin başında, her yemeğin başında olmazsa olmaz yemeklerimizden bir çeşittir. Her yörenin kendine has özel ürünleri vardır. Tabii bu özel ürünler eğer tescil görürse, yani coğrafi işareti alınırsa, hakikaten o yöreye has olduğu, ancak oralarda üretilebildiği anlaşılır. Bizim de Erzurum olarak takrib olarak 13 tane şu anda tescili yapılmış coğrafi ürünümüz mevcut. Şu anda Erzurum'da su böreğine karşı öyle büyük bir ilgi var ki, bu ilgi elbette ki şehir içerisinde yenilmesini ifade etmiyorum, talebini ifade etmiyorum. Daha çok şehir dışında birçok kardeşimiz, vatandaşımız Erzurumlu veya su böreğinin tadına varan, damak tadını hissetmiş olan vatandaşlarımız buraya siparişler veriyor. Hele hele ulaşmanın bu kadar kolaylaştığı bir dönemde bu talep daha ağır. Türkiye'de birçok yerde börek yapılıyor. Buna kimisi su böreği adını veriyor, kimisi farklı isimlerle isimlendiriyor. Coğrafi işareti aldığımızda biz kendi ürünümüzü korumuş ve tescillemiş oluyoruz. Bunun yanı sıra bu ürün araştırılarak nasıl elde edildiği yazılı hale getiriliyor ve elimizde bir dokümanımız oluyor. Bu şekilde bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra insanlar geçmişe dönüp baktıklarında Erzurum'un kırsalında, köylerinde, ilçelerinde su böreği nasıl yapılıyordu diye soru sorduklarında ellerinde bir döküman olacak. O dökümana bakarak birebir orijinalini tekrardan yapabilecek duruma gelecekler. Bunun yanı sıra coğrafi işaretli olması su böreğini elbette ki marka değerini de artırır. Çünkü diğer börek türlerinden ayırt edici özelliklerini de coğrafi işaret vesilesiyle belirlemiş oluyoruz, tespit etmiş oluyoruz. Tüm bunlar coğrafi işaretin önemini bize açıkça gösteriyor.
Londra'dan, efendim Berlin'den, Köln'den, yani Avrupa'da olan birçok vatandaşımız bile bu siparişleri vererek buralardan ürün alıyor. Hatta bu arada Kafkaslardan, Orta Doğu'dan ürün alan vatandaşlarımız var. Yani bakın, ta oralarda bu damak tadı konuşuluyor. Buraya ziyarete geliyorlar. Buradan giderken bizim gerek küflü peynirimiz, çivil peynirimiz, bu biraz evvel konuştuğumuz bizim başta su böreğimiz olmak üzere ta oralara gidiyor. Bunun tadını, lezzetini biliyorlar. Biz de bunu tabii arzu ediyoruz. Yani bu ürünler sadece pazarda şehir içerisinde tüketilmiyor. Su böreğin kalitesinin korunması, gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması için teknik çalışmalar yürütüyoruz. Bunların başında kullanılan malzemenin kontrol edilmesi gerekiyor. Aslında su böreğini çok kıymetli yapan hususlardan birisi de içerisinde kullanılan peynir. Bu peynir civil peynir ismiyle Erzurum'da bilinir ve sadece Erzurum'da üretilir. Su böreğinin yapımında muhakkak bu peynirin kullanılması lazım. Aksi takdirde coğrafi işaretli olma özelliğini kaybediyor. Biz bunun yanı sıra yapılış şekli son derece önemli. Yaptığımız denetimlerle su böreğinin coğrafi işaretin koşullarına uygun bir şekilde üretilmesini sağlıyoruz. Ve bunu korunup yaşatılması için tüm bir süreçleri yazılı hale getiriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.